Merhaba sevgili arkadaşlarım. Herhalde ses geliyordur şimdi. Mikrofon açmayı unuttum. Yaşlılığıma verin kusura bakmayın. Songül Hanım hoş geldin. Sibel Hanım hoş geldin. Hamza Bey hoş geldin. Tamam herhalde ses geliyor artık. Baya bir zaman canlı yayın yapamadık. Biraz ara verdik. Hem zaman vardı daha sınava zamanımız vardı hem de e, Ramazan malum Ramazan oldu öncesinde deprem oldu falan o yüzden biraz ara verdik ama e, yine inşallah hep birlikte çalışacak e, sınavda güzel bir not alıp geçeceğiniz. öyle umut ediyorum Nur hoş geldin iyi akşamlar Elvan hoş geldin e, Alo selam bakalım. Müdavimlerden kimler var? Ya şey mikrofonu tutturacak yer bulamadım, boynumu astım. Ee, görüyorsunuz işte yaşlılık halleri. Size sesimi ulaşı, ulaştırabilmek için ne hallere giriyorum ya. Neyse inşallah faydası olur da. E, bizim de bu çabalarımız boşa gitmez. Hamza hayırlı olsun inşallah. Atış sınavı Mayıs 2'de diyor. Murat Dağ hoş geldin. Aleyküm selam. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Ela hoş geldin. Kırmızı Kartallı Ela'mız geldi. Hoş geldi. Engin iyi akşamlar. Hoş geldin. Mümin Bey her zamanki gibi. Mümin Bey hoş geldin. Aleyküm 20.08 Gece 12 saat çalışma da zor Mümin Bey ama Allah kolaylık versin. Evet e, Hamza şu anda bu yayınımızdaki herkes e, 20 şey, 30 Nisan'da sınava girecek. Haberin olsun herkes e, e, 20 şey ayın 30'unda sınava girecek. Bilgin olsun Medine e, Aleykümselam hoş geldin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geçelim. E, sorularımızı çözelim. Bu arada siz de şu sosyal medya hesaplarınızdan bir linki paylaşsanız yayın linkini. Çok iyi olur. Biraz daha kalabalık oluruz. Daha iyi geçer diye düşünüyorum. E, tabii sizin takdirinizde bir de yayını beğenirseniz herhalde daha çok kişi gelir. Yani daha çok kişiye ulaşmış oluruz. E, yayını beğenmeyi unutmayın. Ben sık sık söylemiyorum bunu. Yayının başında söylemiş olayım. Yayına başladıktan sonra şeye soruları çözmeye başladıktan sonra artık ben e, şeyi hatırlamıyorum. Yani yayına... Yayını paylaşın, abone olun falan filan. Bunları artık söyleyemiyorum. Medine Hanım, aleykümselam, hoş geldin. E, Mümin Bey ne diyor? Hoş gördük. Sa saygılar. Vallahi hocam 8 saatlik işlere bakıyorum ama her yer 12 saat. Hayırlısı şimdilik buradayız. Olur. Her şey olur. Merak etme. Sen yeter ki nasıl bir yerde çalışmak istediğini düşün. Öyle karar ver. Her zaman da iş arayışında ol. İyi akşamlar Sercan Bey hoş geldin. Zeliha Hanım merhabalar hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden geçelim mi arkadaşlar? Soru çözmeye geçelim mi? İyi akşamlar Ümran hoş geldin. Teşekkür ederim iyiyim. Ee, sizlerin de böyle hızlıca yazdığınıza göre sizlerin de iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah da iyisinizdir. Ee, hemen Evet. Geçelim diyor Siber Hanım. Biraz sabırsızlandı. Medine Hanım da olur geçelim diyor. Aleyküm selam Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Ee, hemen ne yapalım? Yayına geçelim. Soruları çözmeye başlayalım. 45. videomuz bu arkadaşlar. Soru çözümünde 45. videoya geldik. Ee, ondan sonra bu zaman zarfında böyle kartal alan, üye olup kartal alan arkadaşlarımız oldu. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özellikle kimseye demiyorum ki üye olun falan ama kendi gönüllerinden koptu. Onlar kendileri üye oldular. Hepsine de teşekkür ediyorum. Ezgi Hanım hoş geldin. Ezgi Hanım'ın kartalı düşmüş. <laughs> Canı sağ olsun. Hiç sorun yok. Sınav zor mu? Sınav arkadaşlar her zamanki gibi söylüyorum sınav dünyanın en kolay sınavı. Dünyanın en kolay sınavına gireceksiniz. Bu yüzden rahat olun. Bitti. Geçiyorum o zaman hemen soru çözümüne tamam mı? 45. videoda ilk sorumuz geliyor. Bu videoda biraz daha açıklamalı gideceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu bu video diyorum bu yayında. Biraz daha açıklamalı gideceğiz. Dolayısıyla çok faydalı olacak. Haberiniz olsun. Hediye Hanım aleyküm selam hoş geldin. Velat Özaydın Bey. Bir puanla kaldım sınavda. İnşallah şimdi 20 puan 30 puan fazlasıyla geçeceksin Velat Bey. Medine Hanım, Mimmihan Hanım, Sibel Hanım hiç durmadan hemen cevap verdiler. Ee, şöyle de bir e, bakalım. Hemen. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Okumaya başlıyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Başladık. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki. Kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır? A. Silahı emanete alarak şahsı bırakırlar. B. Şahsı silah ile birlikte içeri alırlar. C. Şahsı ve silahı tutanakla genel kolla teslim ederler de şahsı bir daha silahlı e, şahsı bir daha silahı yanında taşımaması konusunda uyararak bırakırlar. E şahıs hakkında herhangi bir işlem yapmazlar. Arkadaşlarım, e, silahlar konusunda şunu söyleyelim öncelikle. Bulundurma e, ruhsatlı silahlar e, kişilerin üzerinde dışarıda görüldüğünde aynen ruhsatsız e, silahlarmış gibi muamele edilir. Dolayısıyla burada şahsı ve silahı tutanakla genel kurula teslim ederler seçeneği doğru olan seçenektir. Tekrar söylüyorum bulundurma ruhsatlı silahlar yalnızca meskende ise meskende iş yerinde ise iş yerinde araçta ise araçta bulunurlar. Bunun haricinde bulundukları zaman kişi bunu taşırsa aynen ruhsatsız silah kullanıyormuş gibi muamele görür. Ruhsatsız silah taşıyormuş gibi muamele görür. Ve dolayısıyla da C şıklığında bahseden, bahsettiği gibi şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler. davranış şekilleri bu şekilde olmalı. Sınavda da çıkarsa bu şekilde aklınızda kalsın yapıştırın gitsin. Geçelim ikinci sorumuza. 2. İki, görev yaptığı fabrikada göreve giden işçilere destek olmak maksadıyla greve giden işçilere destek olmak maksadıyla özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdu durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır? Herhangi bir işlem öngörülmemiştir. Ali idari para cezası ile karşılaşacaktır. Ali hapis, hapis cezası ile karşılaşacaktır. Ali 6 ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır. Ali yalnızca uyarılacaktır. Bakıyorum cevaplarınıza arkadaşlarım. Cevaplarınıza da bakayım. Arkadaşlarımın çoğunluğu D şıkkını söylemişler. İyi ki de söylemişler. Elbette Ali 6 ay boyunca özel güvenlik alanında görev alamaz, görev yapamaz. Bu müeyyedeye, bu cezaya çarptırılır, bu cezayı alır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. 3. İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısı, kişi ya da kuruluşun temsilcisi, üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumlarda katılabilir? İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi, üye sıfatıyla aşağıdaki belirtilen hangi durumlarda katılabilirler? A. Özel güvenlik izni verilmesi ya da uygulamanın kaldırılması. B. Özel güvenlik görevlisinin sayısının arttırılması veya azaltılması. C. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde Yerine getirileceğinin e, değiştirilmesi. D. Koruma güvenlik planında değişiklik yapılması. E. Denetim sonucunda valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırılması. Bakalım. Üçüncü soru için cevaplarınıza bakıyorum arkadaşlar. Üçe ilk Melek Şahin Hanım. D. Demiş. Medine D. Murat D. Ezgidaş Demir D. Diyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar e, neydi? Kişi İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantılarına kişi ya da kuruluşların temsilcileri ancak o o kuruma veya o kişiye özel güvenlik izni verilmesi veya özel güvenlik izni verilmişse de bu uygulamanın kaldırılması için başvuruluyorsa da yine kaldırılması durumlarında kişinin veya kuruluşun temsilcisi o durumda İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına katılabilir. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımın vermiş olduğu D şıkkı değil, cevap A şıkkı olmalıdır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması durumunda kişinin veya kuruluşun temsilcisi orada yer alır. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki özel güvenlik komisyonu üyeleri kimlerden oluşurdu? Bunları da hemen bir hatırlamış olalım. Bu arada yazıyı okuyabiliyor musunuz arkadaşlarım? Evet herhalde okuyabiliyorsunuz. Bu soruda arkadaşlarımın yanlış cevap verebileceğini düşünmüştüm zaten. O yüzden de açıklamalı olarak söylüyorum. Bakın burada da yine duruma değiniyoruz açıklama kısmında. Özel Güvenlik Komisyonu üyeleri kimlerden oluşur? Özel Güvenlik Komisyonu her ilde vali yardımcısının kimin başkanlığında? Vali yardımcısının başkanlığında toplanarak faaliyet gösterir. Bu toplantının düzenli katılımcıları İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. Sanayi Odasının bulunmadığı şehirlerde komisyona Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının temsilcisi katılım sağlamaktadır. Aynı zamanda soruyla ilgili bölüme geliyoruz. Aynı zamanda özel güvenlik şirketleri aracılığı ile hizmet almak veya bu hizmeti kendi bünyesinde sağlamak isteyen ve bu kapsamda özel güvenlik izin başvurusunda bulunan kişi ve kurumun temsilcileri de komisyon toplantısına üye olarak katılım sağlayabilme hakkına sahiptirler. Eğer ki onların konusu gündeme gelecekse arkadaşlar, yani söz konusu kişinin veya kuruluşun durumu o toplantıya o toplantıda ele alınacaksa o durumda kişi ve o kişinin başvuran kişinin ve kuruluşun temsilcisi o toplantıda yer alır. Aziz Allah her zamanki gibi bizim yayınımızda ezanda okunmaya başladı. Şöyle bir de sizin yazılarınıza bakayım. Ne diyorsunuz? Vali yardımcısı diyor Ümmihan Hanım. Hediye doğru benim internette sorun var galiba çok donuyor. Şöyle yayınıma bakıyorum arkadaşlar. Şu an çok sağlıklı. Allah bozmasın. Şeytanın kulağına kurşun. Yayınımızda bir sıkıntı yok. Sizler bir internetinizi falan kontrol edin. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Evet bu açıklama eminim çok faydalı olacaktır size aklınızda bulunsun gerekirse tekrar tekrar e, bu yayın biliyorsunuz kaydoluyor. oluyor sonra tekrar başa alıp izleyebilirsiniz şey canlı yayından sonra geçelim dördüncü sorumuza aşağıdakilerden hangisi Devriye'nin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir. A görev bölgesini çok iyi tanımalıdır. B. Üniformalı ve tam teçhizatlı olmalıdır. D. C. Devriye görevi her zaman aynı güzergah planlılarak yerine getirilmelidir. D. Görev bölgesini kontrol altında tutmalıdır. E. Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durmak suretiyle çevre gözetlenmelidir. Bakıyorum cevaplarınıza. Dördüncü e, sorumuz için. Yetişiriz Elia. Hiç merak etme. Takip et. Yayınları artı videoları seyretmeye devam et merak etme geçeceksin her zaman söylüyorum dünyanın en kolay sınavına giriyorsunuz ve ayrıca neydi bilmediğimiz sorularda mantık yürütüyoruz bu ikisini aklınızdan çıkartmayın dünyanın en kolay sınavına giriyoruz diye düşünüp relax oluyoruz iki neydi sorunun cevabını hatırlamıyorsak mantık yürütüyoruz ee, ve boş olarak bırakmıyoruz soruları tamam mı bu konuda anlaştıysak Geçiyorum. Çoğunluk C cevabını vermiş. Herkes hatta C cevabını vermiş. Songül Bozkurt hariç. Herkes C diyor. İyi ki de C diyor. Elbette devre görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmemelidir. Burada hangisi değildir diyor. Dikkat ederseniz hangisi değildir diyor soruda. Elbette devre görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir seçeneği yanlış. Her zaman aynı güzergah kullanılmamalıdır. Fakat Burada aldığınız eğitim kurumlarınızda aldığınız eğitimler sonrasında bizimle birlikte bu soruları çözerken almış olduğunuz bu bilgiler çalıştığınız yerlerde geçerli olamayabiliyor maalesef. Arkadaşlar, örneğin bir fabrikada çalışıyorsunuz. Her zaman aynı güzergahtan devreye gezmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu da bilmiş olun. Geçelim bakalım. Peki ee, devriyenin dikkat edeceği hususlar nelermiş peki? Bir de bunlara bakalım. Devriyenin dikkat edeceği hususlar, devriye görevleri en az iki kişiden oluşur diyor. Bakın arkadaşlar. Buraya dikkat. Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur ve görevin gerektirdiği teçhizatlara sahip olarak göreve çıkılır. Burada aklınızda olsun arkadaşlar. Kitapta bunlar yazıyor kitaplarda. Kitaplarda bunlar yazıyor. Neden kitaplarda bunlar yazıyor? Çünkü bu kitaplar polis emeklileri, polisler veya Jandarma emeklileri veya jandarmalar tarafından hazırlanıyor çoğunlukla. Fakat 5188 sayılı kanunda devriyenin kaç kişi ile gezileceği hususta herhangi bir şey belirtilmemiştir. Dolayısıyla tamam sınavda sorulursa bu şekilde cevap verirsiniz ama zannetmiyorum son dönemlerde bu şekilde soru sorulmuyor. Olur da sorulursa bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Fakat çalışmaya başladığınız noktalardan şundan emin olun hepiniz sınavı geçeceksiniz ve kartınızı alıp bazı iş yerlerinde çalışmaya başlayacaksınız. İş yerlerinde devriye gezerken işveren size tek kişi devriye gezeceksin şeklinde talimat verebilir. Kesinlikle itiraz etmeyin. Çünkü devriye görevinin özel güvenlik görevlileri tarafından kaç kişiyle gezileceği kanunda maalesef belirtilmemiştir. Sadece bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın bir tavsiye kararı vardır. Ve e, tavsiye tavsiye da uyulmak zorunda e, olmayan kararlardır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla en az iki kişiden oluşur diye sadece aklınıza bulunsun ama kanunen böyle bir durum söz konusu değil. Haberiniz olsun. Geçiyorum devam ediyorum. Devriye görev e, görevleri üniformalı yapılır. Devriye hizmeti belirli bir güzergahta ağır adımlarla tempolu yapılır. Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediği kontrol edilir. Devriye görev bölgesinde yüksek seviye görünür olmalıdır e, devriye görev bölgesinde yüksek seviyede görünür olmalı. Tehlike anında her an müdahale edebilecek şekilde dikkatli olmalıdır. Meydana gelmiş bir olayda telaş veya tereddüt göstermeden her an müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye personelinin fiziki görünüşü düzgün olmalıdır. Devriye personelini çevresi ile ilgili olmalıdır. Devriye personelini çevresi ile iyi iletişim kurmalıdır. Devriye personeli kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Devriyeye giren, de, çıkan kişileri, devriye alana giren, yani e, görev sahasına giren ve çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlardan müdahale eder. E, çıkan görevliler, devriye çıkan görevliler zorunlu olmadıkça mantıklarını, mıntıkalarını terk etmezler. Mıntıka kendi görev alanlarını terk etmezler. Devriyeye çıkan görevliler görev bölgesini iyi tanımalıdır. Devriye e, görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır. Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır. İyi bir izleyici ve gözlemci aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır. Çevresinde duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır. Devriye çıkan görevliler vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır. Bu noktada bir şey daha söyleyeceğim. Devriye görevi esnasında uygunsuz davranışlarda bulunulmaz. Devriye görevlisi daima kibar ve nazik olmalıdır. Devriye çıkan görevliler vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır. Bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Şimdi çeşitli yerlerde videolar seyrediyorsunuz. Ee, güvenlik görevlisiyle birisi kavga ediyor ve insanlar onu ayırmaya çalışıyorlar. Bu noktada çalıştığınız yerlerde gittiğinizde tamam sınavda bunları bilin. Sınav için eyvallah ama bizim derdimiz bütün derdimiz sınavı geçmeniz değil. Çünkü dünyanın en kolay sınavına giriyorsunuz arkadaşlar. Bütün derdimiz bu değil. Asıl derdimiz ne? Çalışmaya başladığınızda neler yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili konuşuyoruz daha çok. Bunu da bilmiş olun. Şimdi çalışmaya başladığınızda kendi alanınızdaki kişilere şunu söylemelisiniz. Siz eğer bir kişiyle birisi sizle kavga ediyorsa, bir kişiyle münakaşa halindeyseniz veya müdahale ediyorsanız sizin bölgenizdeki insanlar şunu bilmelidir, bunları söylemelisiniz. Ben yet Kanunun bana vermiş olduğu yetkiyle müdahale ediyorum. Nasıl ki bir polise birisi e, mukavemet gösteriyorsa ve polis güç getiremediğinde tek başınaysa insanlar ona destek olabiliyorsa aynı şekilde oradaki sizin alanınızdaki insanlar size destek olmalıdır. Ayırmaya çalışmamalıdır. Ayırmak değil, size destek olarak güç yetiremiyorsanız destek olarak kişiyi etkisiz hale etkisiz hale derken e, yakalama yakalama kelepçe e, e, takmak gibi işlemleri yapmanıza yardımcı olmalıdır. Çalışma alanındaki insanlara bu şekilde bilgilendirmelisiniz. Haberiniz olsun. Geçiyorum. Kaçıncı sorumuza? Beşinci sorumuza. 5. Beş, AVM'de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir? Bakalım cevaplarınıza. Cevaplarınıza bakıyorum. Medine Hanım iyi yapmışsın. Aynen devam et çalışmalarına da. Gülistan Hanım her zamanki gibi ilk cevabı veren oldu. 5D diyor Medine Hanım. 5D Rukiye 5D Sercan D Melek Şahin D Sibel D cevaplarını veriyorlar. Yine Nurcan Avcı D Ceylan Özcan D Elvan Yalçın D Necati Varol D seçeneğini söyleyen arkadaşlarımız. Bunu söylemişler. İyi ki de söylemişler. Elbette yakalama nedeni olması gerekir. Öyle değil mi? Yakalama tutanağında yakalama nedeni burada bulunması gerekir. Göz rengi, çocuk sayısı, şüphelinin eşinin ve ne iş yaptığı, eğitim durumu belirtilmesine gerek yok. Elbette yakalama nedeni olmalı tutanakta. Medine Hanım. Aynen siz takip edin. Devam edin. Emin olun. Dünyanın en kolay sınavına giriyorsunuz. Geçeceksiniz. Merak etmeyin. Evet. Cevabımız, doğru cevabımız bu. Bakalım. Tutanağın bölümleri nelermiş? Madem tutanağın yani tutanakta neler yer almalı demişiz. Peki tutanağın bölümleri nelerdir? Bunları da bir şöyle hafızamıza tazeleyelim. Öyle değil mi? Tutanağın bölümleri. Tutanaklar. Başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat. Tarih, saat ve imza olmak üzere 6 bölümden oluşur. Başlık nedir arkadaşlar? Olayın mahiyetini belirtmek amacıyla tutanağın üst orta bölümüne büyük harflerle başlık yazılır. Giriş tutanağı hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bölümdür. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniliş şeklinin belirtildiği bölümdür. Giriş bölümü. Gelişme, olay veya yapılan işlemle ilgili Kişilerin açık kimlikleri olayın meydana geliş şekli olayın ispatına yarayacak iz ve deliller ile olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür gelişme. Sonuç tutanağın son tarafına tutanak olduğunun belirtilmesi ile bundan sonra tutanağın tamamlanmasıdır. Olayla ilgili alınan önlemler ile tutanağın tarihe biliş saatinin belirtildiği bölümdür ayrıca sonuç. Tarih ve saat tutanak tanziminde olay ve tutanan türüne göre tutanan bitiş bölümünde tarih ve saatin yazılması gerekir. Altı imza olay ve yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, sanık, zanlı, şüpheli ve benzeri kişilerin isimleri ve ünvanları yazılarak imzalana, imzalar alınır. Tutanakta en az iki resmi görevlinin imzası bulunur. Şahıs tutanağı imzalamamak, e, imzalamak istemez ise imzadan imtina etti şeklinde not düşülür imza bölümüne. Bu da böyle. Tutanağın bölümleri de böyle arkadaşlar. Dedik geçelim. Eee sorumuza. Böyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Açıklamalı olarak gidiyoruz. Böyle daha iyi herhalde daha faydalı olur diye düşünüyorum sizin için. Siz ne diyorsunuz? Böyle devam edelim mi aynen? Sonraki yayınlarda ve videolarda da bu şekilde devam edelim diyorum size. Daha faydalı olur. Sadece soruları çöz, çöz geç bu biraz faydası olmayabilir biraz aklında kalın, kalıcı olmayabilir. 6. Görev alanında hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir? A. Önleyici B. Adli C. Koruyucu D. Yardım E. Engelleyici görevi yerine getirmiştir. Hangisi arkadaşlar? Bakıyorum cevaplarınıza. Evet arkadaşlarım ilk cevabı veren her zamanki gibi Gülistan. B diyor Rukiye, Medine, e, Sercan, Sercan A demiş. Dibel B, Ceylan B, Murat Dağı B, Melek Şahin B, Songül C, Ümeyan B, Hediye B diyorlar arkadaşlarım. Çoğunluk B şıkkını söylüyor. Elbette görev alanında hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalamak özel güvenlik görevlisinin Adli Yakalama arkadaşlar, Adli Yakalama e, görevi görevleri veya yetkileri arasındadır. Dolayısıyla Adli yakalama, yakalama görevini yerine getirmiştir Yavuz arkadaşımız. Tamam, Adli Yakalama. Peki Adli Yakalama nedir? Bir şöyle bir açıklamasına bakalım. Adli Yakalama tutuklamanın mümkün kılınması ve ceza muhakemesinin yapılabilmesi veya kesin hapis hükmünün infazının sağlanması gayesiyle hakkında henüz tutuklama kararı verilmeden önce sanığın kişi hürriyetinin kaldırılmasına adli yakalama denir. Kısaca suç işlendikten sonra yapılan yakalamadır adli yakalama. Hakim kararı bulunmamasına rağmen suç işleme şüphesiyle bir kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır adli yakalama. Tamam mı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde açıklamış olduk. Geçelim bakalım 7. sorumuza. 7 Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir? Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir? Barkod okuyucu, monitör, flashör, dedektör, turnike. Gelsin bakalım cevaplarınız. 7. soru çok kolay. Herkes ne diyor? Gülistan Özmen her zaman gibi ilk cevabı yapıştırıyor. İnşallah sınavda da bu şekilde var. Ama Gülistan biraz daha daha önceki yayınlarda da söylemiştim sana. Biraz daha acele etmeden cevap ver. Evet şu anca doğru cevapları veriyorsun ama sınavda bu kadar acele edersen yanlış yapabilirsin. Zamanınız var arkadaşlar. Sınavda zamanınız var. Zamanı hiç dert etmeyin. Evet elbette bütün arkadaşlarım B şıkkını söylemişler. Elbette B şıkkı doğru olan seçenektir ki şöyle de biraz açıklamalar da size okumuş olalım. İşletme güvenliğine yardımcı olan elektronik güvenlik sistemleri nelerdir? Bunlarla ilgili de sorular çıkacak. Hemen bunları da şöyle bir e, okuyalım. Sizlerin de hafızasında bir yer etsin bakalım. X-ray cihazı, kapı dedektörü, neyi bunlar? İşletme güvenliğine yardımcı olan elektronik güvenlik sistemleri. X-ray cihazı, kapı dedektörü, el dedektörü, kart kontrollü geçiş sistemleri, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemleri yani CCTV'ler. Veri ve görüntü nakil işlemleri, yangın algılama sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, soygun ve sabotaj alarm sistemleri, elektronik çevre güvenlik alarm sistemleri, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemleri CCTV ki yukarıda aynısını aslında belirtmiş. CCTV sistemleri izlemek istediğiniz alanların değişik yerlerine yerleştirdiğiniz kameralar ile ortamı kontrol altına alınan sistemlerdir. CCTV sistemlerinde kullanılacak kamera türleri neler arkadaşlar? Bunlar da SSD kameralar, DOM dönen kameralar, IP kameralar, network kameraları, infrared karanlıkla görüntü veren kameralar, kablosuz kameralar, pan tilt kamera hem dikey hem yatay hareket vermek için e, kullanılıyor arkadaşlar. Bu e, tarz kameralar. Yine zoom kameraya yakınlık ve uzaklık vermek için e, ayarı olan kameralar. Ne diyor sonra? CCTV sisteminde kameranın netlik ayarı, fokus ve iris ayarı ile yakın veya uzak çekim ise zoom ayarı ile yapılır deniyor arkadaşlar. Bunlar da hafızanızda şöyle canlanmış olsun. Kursta gördükleri gördüğünüz eğitimlerde bunlar hepsi anlatıldı. 8. Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir? Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir? A. Boğma B. İtme C. Çekme D soğutma, E dağıtma. Hemen cevaplarınıza bakıyorum 8. soru için. Evet Gülistan Hanım ne demiş? B demiş. Ben mi getirdim? Şeker olanı tamam teşekkür. Için, tamam teşekkür ederim. Ama ben bunları nasıl yiyeceğim ki? İşte, tamam hadi görüşürüz. Evet. Cevaplarınıza baktım arkadaşlar. Gülsan Hanım'la başlamış. D demiş. Rukiye D. Melek D. Sibel D. Sercan D. Ceylan Murat. Songül Elvan. Gülistan yine tekrar cevap veriyor. Hediye ve Ayşe arkadaşlarımız D şıkkını söylemişler. Elbette su bildiğiniz üzere soğutucu özelliği var. Dolayısıyla soğutma olacaktı arkadaşlar. Yangın sınıfları nelerdi? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve F sınıfı yangınlar vardı. A sınıfı normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınlarını kapsar. B sınıfı sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınlarını kapsar. C sınıfı gaz yangınlarını kapsar. D sınıfı metal yangınlarını kapsar. F sınıfı bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim Sercan. <laughs> Teşekkür ederim Murat Bey sağ ol. Ee, ama şey yaparken herhalde yiyemeyeceğim veya içemeyeceğim. O yüzden de e, biraz sizlerle beraber devam edelim. Biraz soğuyacak çayımız falan ama olsun. Sizlerin canı sağ olsun. Dokuzuncu sorumuza geçtik arkadaşlar. Dokuz. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar? Dikkat ederseniz soru zaten direkt ne kadar hapis cezası ile cezalandırırlar diye başlıyor. Niye? Gerçeğe aykırı tutanak tuttukları için. Bakalım cevaba. 3 yıldan 8 yıla kadar, 3 yıldan 10 yıla kadar, 2 yıldan 7 yıla kadar, 2 yıldan 10 yıla kadar, 1 yıldan 4 yıla kadar. Bakalım cevaplarınıza. Buna siz bile inanamayabilirsiniz haberiniz olsun. Siz cevaplar verirken ben bir yudum çay alayım. Şu an bakıyorum arkadaşlar sizin şeylere de cevaplarınıza da. Evet. Arkadaşlarımızın çoğunluğu D şıkkını D şıkkı diyen var, E diyen var, B diyen var arkadaşlar. Kaç kişi A demiş? Bir kişi de A demiş. A diyen kim? Medine Aydın. Evet. Medine Hanım bravo. Tebrik ederim. E, şu anda bütün arkadaşlarımız arasında doğru cevabı bir tek siz doğru verdiniz. Arkadaşlar elbette 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Dikkat. Tekrarlayalım. Aklınızda kalsın. E, gerçeğe aykırı tutanak düzenlemenin cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu şekilde tekrarlamış olalım. Tekrar söylüyorum. Evet kararsız kalabilirsiniz. Normaldir. Bütün soruları bileceksiniz diye bir kayda yok arkadaşlar zaten. 60 alacaksınız. 100 sorudan 60 tanesini yapacaksınız. Bu kadar basit. Tekrarlayalım bunu arkadaşlar. Aklınızda kalsın. Gerçeğe aykırı tutanak tutmanın cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır arkadaşlar. Gerçeğe aykırı tutanak tutmanın e müeyyedesi cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Geçelim. 10. Aşağıdakilerden hangisi sıcaktan daha çok etkilenir? Normal kiloda olanlar, 65 yaş altındakiler, 5 yaş üzerindeki çocuklar, kalp ve tansiyon hastaları, yeterli miktarda su içenler. Hangisi sıcaktan daha çok etkilenir? Bu kadar kolay sorular aslında. Sınavda da bunlar çıkacak yani. Farklı sorular beklemeyin arkadaşlar. 10. soruya bakıyorum. Çoğunluk D seçeneğini söylüyor. Elbette iyi ki de D seçeneği diyorsunuz. Doğru seçenek D seçeneği. Bu tarz kolay soruları da araya serpiştiriyorum ki arkadaşlar. Bunlar çünkü çok kolay sorular. Yani bu eğitimi almanıza gerek yok. Yani özel güvenlik eğitimi almadan cevaplanabilecek sorulardır bunlar. Dolayısıyla bunları da arada serpiştiriyorum ki sınava yakın olsun arkadaşlar. Yani burada siz 20 tane 25 tane soru cevapladığınızda ne kadar doğrunuz çıktıysa muhtemelen, kuvvetle muhtemel sınavda da o e, yüzdelik dilim olarak düşünün. O yüzdelikte doğru cevap vereceksiniz. O yüzdelikte puan alacaksınız demektir. Bilginiz olsun. Geçelim hemen 11. sorumuza. Türk ceza kanununda yer alan bir rütbe veya kamu görevi görevinin veya mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur? Bu cezayı alıyor ama hangi suçu işlemiş oluyor? Özel işaret ve kıyafetleri uz uzunsuz kullanma, kamu görevlisinin ticareti, zimmet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma. Arkadaşlar zaten sorunun içinde cevap var. Öyle değil mi? Sorunun içinde cevap var arkadaşlar. Şöyle bir bakın hemen cevabınızı verin. Evet arkadaşlarımızın çoğunluğu A şıkkını diyorlar. Elbette aşıkı özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunu işlemiş olur arkadaşlar. Geçelim 12. sorumuza. 12. Spor müsabakasında birlikte görev yaptıkları yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? Bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz. İdari para cezası verilir. 6 ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz. Hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Bakıyorum cevaplarınızı arkadaşlarım. 12. Ye ilk cevabı veren arkadaşımız yine her zamanki gibi. Yok bu sefer Melek cevap vermiş 12'ye. Bakıyorum şöyle. 12'ye Melek Şahin cevap vermiş. B demiş. Sonrasında Gülistan Hanım söylüyor. Necati Varol Üç kez söylüyor BBB diye. Ee, Sercan B diyor. Medine Ümmihan. A diyor Ümmühan. Ee, Murat D diyor. Hazar Karan B diyor. Zeliha Çelik 12B. Rukiye Gizem B diyorlar. Baystar C diyor. Sibel B diyor. Ceyhan Ceylan B diyor. Hediye Doğru 12B diyor. Nurcan Avcı Kartal simgeli arkadaşımız da 12B diyor. Peki doğru cevabımız ne? Elbette doğru cevabımız bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz. Yani genel kolluğun talimatına uymayan özel güvenlik görevlileri kimliklerine el konulur. Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar. Bir yıl sonra tekrar kimliklerini kimliğinizi alıp devam edebilirsiniz. Ama böyle bir durumla karşılaşmamanız, böyle bir duruma gelmemeniz gerekir. Geçelim. 13. sorumuza. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına nokta nokta denir. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yanma, yangın, patlama, afet, reaksiyon. Gelsin cevaplarınız. Gülistan hiç beklemeden yangın dedi. 12 B diyor. 13 Necati B, Rukiye B, Melek, Zeliha, Sercan, Sibel, Zeliha, Medine, Elvan, Songül, Ceylan arkadaşlarımız B diyorlar. Ardından Ümmühan yine Ayşe, Hazar, Hediye, Hediye hariç, Hediye ve Ümmühan A diyorlar. Pardon. Diğer arkadaşlarımız B diyorlar. Elbette doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yanma neydi? Yani yanma kontrol altındadır. Kontrol altına çıktığında ne oluyor? Yangın oluyor arkadaşlar. Elbette buradaki doğru cevabımız yangın olacaktı. Arkadaşlarımızın çoğunluğu B diyen arkadaşlarımız doğru cevabı vermiş oldular. Ee, A diyen arkadaşlarımız da zannedersem e, yanmayla karıştırdılar. Yanmanın kontrol dışına çıkması arkadaşlar. Kontrollüyken yanma kontrol dışına çıktığında da yangın oluyor elbette. Yanma yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesinden meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma kontrol altında bulundurulduğunda yararlı olmakta. Kontrolden çıkması halinde ise yangına dönüşmekte ve kısa sürede ulaştığı boyutlarla afet halini alarak can ve mal kaybına neden olmakta y yılların eserlerini ve ürünlerini yok etmektedir. Buradaki yangın ve yanmanın arasındaki şeyi farkı e şuradan ha hatırlayın arkadaşlar. Kontrolden çıkması dikkat edin. Kontrolden çıkması diyorsa yangın yani yanmadan bahsediyor ve bunun kontrolden çıkmasından bahsediyorsa soru diğer şıkları okumanıza gerek yok demiyorum okuyun tamam mı ee, soruyu net okuyun net anlayın sonrasında cevapları okuyun hepsini yangın şıkkı A'da da olsa arkadaşlar diğer şıkları da okumaya e, okumaya özen gösterin okuyun bütün şıkları yine yanma ce, yangın e, cevabını verin ama bütün şıkları okuyun dikkat kontrol dışına çıkması diyorsa yangındır arkadaşlar. Tamam. Buradaki püf noktası bu. Geçelim 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin adli, adli görevlerinden değildir? A. Suç işlemesi halinde olaylara müdahale etmek. B. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak. C. Haklarında yakalama tutuklama veya mahkumiyet kararı olanları yakalamak. D. kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emanete almak. E. Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek. Hangisi değildir diyor arkadaşlar? Adli görevlerden değildir diyor. Adli görevleri söylemiştik. Adli yakalamayı söylemiştik biraz önce. Nasıl oluyordu? Adli görevler, değil mi? Gelsin bakalım cevaplarınıza bakıyorum şu an. 14'e ilk cevabı veren kim? Çok hızlı cevap veriyorsunuz arkadaşlar ya. İlk cevabı bu aralar Rukiye hızlı veriyor cevabı. E, Rukiye E diyor. Medine E. Gülistan E. Elvan B. Ümmehan E. Melek E. Sercan E. Sibel E. Songül Bozkurt E. Ceylan E. Gülistan E. Elvan E. Baystar E. Hazar Ayşe. Hazar da E diyor. Ayşe Köse C diyor. Aysel Aysel. E diyor. Hazar değiştirdi. E diyor. E, Gizem E. Zeliha E. Hediye E. Bütün arkadaşlarım ve Ayşe Köse arkadaşımız da yine E diyor. Elbette E şıkkı arkadaşlar. Diğerleri adli görevlerdeyken yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek adli görevlerden değildir. Geçelim 15. sorumuza arkadaşlar. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir. Hangisi yangına neden olmaz? Bunu soruyor. Tatbikat, sabotaj, tedbirsizlik, bilgisizlik, ihmal. Hangisi yangının nedeni değil arkadaşlar? Bakıyorum 15. soruya ilk cevabımızı Melek Şahin vermiş. A diyor. Rukiye, A, Medine, Burak, Ünzile, Necati, Songül, Elvan, Medine, Zeliha, Ayşe, Ceylan, Aysel, Sibel, Murat, Gülistan, Nurcan, Baystar, Sercan, Esin, Hediye. Arkadaşlarımızın tamamı A diyorlar. Elbette A. Tatbikat neden yangına neden olsun? Ama sabotaj, tedbirsizlik, bilgisizlik ve ihmal elbette yangın nedenleridir. Tatbikat yangın nedeni değildir arkadaşlar. En fazla ne olabilir? Tatbikat yangınların önceden çıkmasını engelleyici tedbirleri önceden almış olursunuz. Tatbikat buna yarayabilir. Dolayısıyla seçmeniz gereken seçenek elbette A şıkkı tatbikat. İnşallah sınavda çıktığında böyle doğru cevabı yapıştırırsınız, geçersiniz. Yangınların nedenlerini hemen burada tekrar okuyalım. Neyi peki bunlar? Korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik, kazalar, sıçrama, Sabotaj, tabiat olayları. Tatbikatı neden soruyor? Şimdi yangın nedenlerini bu şekilde sıralıyor. Arkadaşlar eğitimlerde falan. Bu şekilde sıralanıyor. Tabiat olayları. Dikkat edin. Tabiat olayları aklınızda kalıyor. Burada acaba tatbikat mıydı? Tabiat olayları mıydı? Kafanız karışıyor sınavda. Ondan sonra tatbikatı seçmiyorsunuz. O da sebebiydi falan diyorsunuz. Kafanız karışıyor. Arkadaşlar yangın nedenleri belli. Koruma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik, kazalar, sıçrama, sabotaj ve tabiat olaylar. Tamam. Ee, bu şekilde yangın nedenlerini de söylemiş olduk yeri gelince. Geçelim bakalım 16. sorumuza. 16. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz? Biraz önce tutanağın bölümlerini okumuştuk arkadaşlar. Başlık bölümü, metin bölümü, yorum bölümü, tarih ve saat bölümü, imza bölümü. Gelsin bakalım cevaplarınız. 16'ya Medine C diyor. Melek C, Zeliha, Necati, Hazar, Rukiye, Burak, Gizem, Elvan, Songül, Ünzile, Aysel, Ayşe, Ceylan, Nurcan, Esin ve Hediye arkadaşlarımızın tamamı C seçeneğini söylüyorlar ki elbette doğru cevap C seçeneği yorum bölümü neydi? Yoktu değil mi arkadaşlar? Yorum bölümü yoktu tutanağın bölümlerinde. Geçelim 17. sorumuza. Bu sefer bugün biraz hızlı gidiyoruz değil mi arkadaşlar? İyi gidiyoruz. Böyle iyi mi? Evet hemen cevap cevaplar gelmeye başladı. Ama ben yine de okuyacağım arkadaşlar. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar? Şimdi orada bir önceki soruda ne söylemiştik? Ee, hani tabiat olayları demiştik ya yangınların sebepleri. İşte arkadaşlar tabiat olaylarından bir tanesi de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkabiliyor demek ki. Peki paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar? Elbette yıldırım düşmesi doğru cevabımız. Sıçramalar, bilgisizlik, aşırı hava sıcaklıkları, doğal gaz kaçağı değil tabi. <laughs> Elbette Yıldırım düşmesi sizlerin de zaten baktığımda hepiniz de doğru cevapları vermişsiniz. En sonda Nurcan Avcı kırmızı kartalımız cevap vermiş. Geçelim. 18. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz? Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, suç işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara Yardımcı olmak, suçluların ifadesini almak. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Arkadaşlarımızın tamamı E şıkkını söylüyorlar. Bu arada arkadaşlar özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini anlatıyor. Bununla ilgili de kısa bir videomuz vardı. Onu da izlemeyi unutmayın. Açın bir bakın çok iyi fikir sahibi olacaksınız. Bazı konularda yani konu özel güvenliğin yetkileri olmamasına rağmen o size çok yardımcı olacak. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri diye bir bakın. Onu izleyin mutlaka şeyden sonra, canlı yayından sonra tamam mı? Elbette suçların ifadesini almak gibi bir yetkisi yoktur özel güvenlik görevlisinin. Doğru mu? Hepinize zaten E şıkkını cevap olarak vermiş oldunuz. Bakalım geçelim 19. sorumuza. 19. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır. Sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Kuru kimyevi köpük, kum, taş, çakıl, karbon, dioksit, halon, gazı. Bakıyorum cevaplarınıza 19. soru için. Sibel, Zeliha, Burak, Elvan, Medine, Medine A diyor. O, o ismini okudum arkadaşlar. D diyorlar. Rukiye, Songül, Ayşe, Melek. D diyen arkadaşlarımız. Hazar Karan A diyor. Nurcan D diyor. Medine, Baystar. Medine D diyor. Baystar A diyor. Ceylan da E diyor. Evet. Ceylan neden E? Bir Ceylan'a soralım. Neden E? Hızlıca yazabilir misin bize? Kısaca yaz bize hemen. Neden e? Bu konuda bir şey söyleyeceğim de o yüzden Ceylan'a soruyorum neden e diye. Muhtemelen sınavda bu soru böyle çıkmayacak arkadaşlar. Bu soru bu şekilde çıkmayacak. Burada bu soruda ya karbondioksit çıkacak ya da halon gazı çıkacak tamam mı? En temiz yangın söndürme maddesi. Aklınıza kalsın. En temiz yangın söndürme maddesi. Bilgisayar ve sistem odaları. En temiz yangın söndürme maddesi. Bilgisayar ve sistem odaları. Dediğinde aklınıza şu gelsin. Karbondioksit, halon gazı. Neden halon gazı? Ceylan bize söyler misin? Bilgisayar ve e, sistem odaları değil mi? En temizi aslında halon gazı. Fakat şöyle halon gazları, halon içerikli gazlar atmosfere zarar verdikleri için, hani ozon tabakasına zarar verdiği için bu bir süre yasaklanmış. Sonra bir tarih geliyor. Tekrar yeni bir kanunla yangın söndürme maddesi olarak çıkıyor. Şu anda dolayısıyla böyle bir muallak da çok da bilinmiyor. Böyle bir durumu var. Halon gazının. Sınavda muhtemelen şu çıkacak halon gazı çıkmayacak başka bir şey söyleyecek onun yerine ve karbondioksit seçeneği olacak arkadaşlar karbondioksit seçeneği olacak sizler sınavda karbondioksit diyeceksiniz bu soruya tamam mı en temiz yangın söndürme maddesi sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında dediğinde aklınıza hemen karbondioksit gelecek bu konuda anlaştıysak geçiyorum 20. sorumuza Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur? Kişiyi duyarlı kapıdan kapı dedektöründen geçirebilir. Kişiyi el dedektörüyle arayabilir. Çanta ve eşyaları X-ray cihazından geçirebilir. Aracın torpido kısmını eliyle arayabilir. Gerektiğinde narkotik veya patlayıcı tespit köpeği gibi görev hayvanları ile kontrol edebilir. Bakıyorum cevaplarınıza arkadaşlarım. 20'ye Zeliha D diyor. Necati, Burak, Melek, Rukiye biraz hızlı geçiyor yazılarınız. O yüzden atladıysam bazı isimleri okumayı özür diliyorum. Ünzile, Sibel, Elvan, Sercan, Baystar, Hediye, Neslihan, Herkes, Gizem, Hazar, Esin, Medine, Ceylan ve Ayşe arkadaşlarımızın tamamı D diyorlar. Elbette doğru cevabımız D şıkkı. Aracın torpido kısmını el ile araya aramak gibi bir yetkiniz olmayacak sevgili arkadaşlarım. Yine en son Neslihan ve Nurcan Avcı arkadaşlarımız da D şıkkını söylediler. Geçelim bakalım 21. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz? Rutin devriye, planlı devriye, geri dönüşlü devriye, dairesel devriye, karesel devriye. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Medine, Zeliha, Melek, Sibel, Burak, Rukiye, Neslihan, Elvan, Ünzile, Gizem, Songül, Baystar, Sercan, Esin, Ceylan, Hediye ve Necati arkadaşlarımız E şıkkı diyorlar. İyi ki de diyorlar. Karesel diye devriye diye bir devre sistemi yok. Bir yöntemi yok. Devriye yöntemleri nelerdi arkadaşlar? Planlı devriye, olan devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriyeydi. Bunları da bir açıklamalarını da okuyalım ki aklınızda yer etsin arkadaşlar. Planlı devriye neydi? Yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen, belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Olan yani rutin devriyede devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye doğru dairesel halinde yapılması yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Geri dönülüp tekrar kontrol edilmesidir geri dönüşlü devriye. Geçelim 22. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu delil çeşitleri arasında yer almaz. A. Biyolojik bulgular B. Kimyasal bulgular C. Fiziksel bulgular D. iz bulgular E. Psikolojik bulgular 22. soruya cevaplarınıza bakıyorum. İlk cevabı Medine vermiş zannediyorum. Çünkü 22 diye o yazmış. Ardından Hazar, Elvan, Sibel, Hazar, Rukiye, Gizem, Zeliha, Melek, Ünzile, Sercan, Baystar Nurcan Avcı Kartalımız Bu kaç soruydu? Herhalde 25 soruydu. Bu slaytımız Neslihan şey Nurcan. Neslihan Hediye Songül Ceylan Esin Birsel ve Aysel Nurcan Avcı da yine E diyen arkadaşlarımız da. Elbette doğru cevabımız E şık arkadaşlar psikolojik bulgular diye bir delil çeşidi yok. Peki şöyle de maddi delil, maddi suç delilleri nelerdi? Onlara da bir bakalım değil mi? Madem öyle. Maddi suç delili işlenen bir suçta olay yerinde kullanılan, kullanılan, bırakılan, alınan, değiştirilen ya da kirletilen hemen her türlü maddi unsurdur. Maddi suç delilleri olay yeri fail ve mağdur ilişkisini kapsar. Olay yeri, maddi suç delilleri, olay yeri, fail ve mağdur ilişkisini kapsar. Biyolojik deliller. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesinde temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü. Bunlar arkadaşlar biyolojik deliller. Bir de kimyasal deliller vardı. Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal deliller. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddelerdir. Nereye geçtik? Fiziksel deliller. Olay yerinde mağdur, maktul ve veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan suçta kullanılan fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgulardır. Fiziksel deliller. Fiziksel deliller silah, mermi çekirdekleri, kovan kartuşlar, e, kartuşlar olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar veya kapazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler. Bunların tamamı da fiziksel delillerdir arkadaşlar. İz delilleri neydi? Kendi arasında iz delilleri de arkadaşlar parmak izleri, ayak izleri, ayakkabı izleri, avuç, avuç içi izleri, kulak izleri, diş izleri, alet izleri, oto, lastik izleri de neydi? İz deliller arasındaydı. Öyle değil mi? Dedik ve geçelim 23. sorumuza. Böyle açıklamalı olunca konuyla ilgili kısa kısa bilgiler verince daha iyi olacağı kanaatindeyim sınavda size çok faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Geçtik 23. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir? A. Dinamik olmalı. B. Caydırıcı olmalı. C. Özgürlük veya güvenlik dengesi gözetilmeli. D. Maliyet fayda dengesi gözetilmeli. E. Kişilerin yaşantılarını zorlaştırmalı, kısıtlamalı. Biz arkadaşlar burada şu anda bu cevabı verirken ben de ne yapayım size şu e, Telegram kanalımızın linkini sizinle bir paylaşmış olayım. Öyle değil mi? Telegram kanalımızın linkini de paylaşayım. E, yeni gelen arkadaşlarımız varsa Telegram kanalımıza bu linkten ulaşabilirler arkadaşlar. Evet. Cevaplarınızı alıyorum. 23. soru için. 23. soru için cevaplarınız Nurcan E diyor, Hediye E diyor. Başka gelsin bakalım cevaplarınız. Elbette E şıkkı doğru olan. Cevabımız diğer arkadaşlarımız da zannederim. 23. soru için cevaplarını verdiler. Öyle değil mi? Evet. Meruse hoş geldin. Nerede kaldın ya? Sen de hep şey sonuna yetişiyorsun ha. Yayın sonuna yetişiyorsun Meruse. Ah şu Telegram kanalında olsan aslında zamanında haberdar olacaksın ya da e, acaba dil sesini mi açmıyorsun bilmiyorum ki. Artık sen de başa alıp izleyeceksin. Elvan, Zeliha, Meltem arkadaşlarımız da yine E dediler. Elbette E şıkkı sınavda da çıkması halinde yapıştırın cevabı gitsin arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyorum 24. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir? Kamera, monitör, kayıt cihazı, parmak izi okuyucu, lens. Hangisi değil arkadaşlar? 24. soruya cevabınızı alayım. 24. E Medine E diyor. Elvan D. Sibel D. Melek D. Gizem D. Rukiye D. Esin. Tuncel D. Ünzil Ayşe. Ceylan. Zeliha. Meltem arkadaşlarımız. D diyorlar. İyi ki de diyorlar. Yine Medine E. Neslihan D diyor. D diyen arkadaşlar iyi ki de diyor, D diyorlar diyorum ama Burak birkaç tanesi aynı. Doğrudur. Birkaç tanesi aynı ama açıklamalar var. Eklentiler var. Size faydalı olacağını düşündüğüm soruları tekrarlıyorum. Haberiniz olsun. Tamam mı Burak? Size faydası olacağını düşündüğüm soruları tekrarlıyorum. Nurcan Avcı ve Meruse Özgün kartallarımızda yine D diyen arkadaşlarımız Medine'de D diyor. Kırmızı kartallar uzun süredir üye olan arkadaşlarımız. Medine yanlış yazmışım diyor. Olabilir. Sıkıntı yok. Yanlışlarınızı burada yapın zaten arkadaşlar. Yanlışlarınızı burada yapın. Sınavda doğru yapın. Tamam mı? Burada yanlış yapanlar zaten o yaptıkları yanlışları hangi soruları burada yanlış yaptıysanız sınavda onun doğrusunu yapacaksınız. Bunu da böylece bilmiş olun. Bunu ben Meruse'ye bayağı bir anlatmıştım bu olayı. <laughs> Bundan dolayı Meruse bazen de bilerek yanlış cevap veriyordu. Evet. 24. sorumuzun cevabı da elbette parmak izi okuyucu CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir. Lensler biliyorsunuz kamera lensleri CCTV sistemlerinin bileşimlerinden olmuş oluyor. Geçiyorum arkadaşlar. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir? Alarm sistemi, metal detektörü, X-ray cihazı, tel örgü, CCTV. Gelsin bakalım. Evet. Baystar D diyor. Ardından Rukiye, Burak, Sercan, Necati, ne e Deliha, Melek, Gizem, Sibel, Esin, Birsel, Hediye, Ayşe, Elvan, Ünzile, Songül, Ceylan, Medine, Meltem ve Kartal, Nurcan, Avcı, D diyorlar arkadaşlar. Elbette doğru cevabımız D şıkkı, tel örgüler, e, teknolojik güvenlik cihazlarından değildir. Son noktayı da Meruse Kartal koydu. Kırmızı Kartal'ımız Nurcan Avcı ve Meruse D şıkkını söyleyip ardından da Murat Taha D dedi ve son soruyu da cevaplamış oldular. Evet arkadaşlar bugünkü slide'ımız soru çözümümüz bu kadar. Şimdi sizden varsa soracağınız sorularınız varsa onları cevaplayalım. Ardından da yayınımızı yavaş yavaş bitirmiş olalım. Bu yayının Size çok faydası olduğunu olacağını düşünüyorum haberiniz olsun çünkü açıklamalı yaptık e, yeri geldiğinde konuyla ilgili bilgiler de vermiş olduk Melek Şahin rica ederim her zaman bekliyorum tamam mı Allah hepimizden razı olsun sizden de razı olsun Sibel Hanım bugün soru, e, silah soruları yok ya işin ilginç tarafı e, arkadaşlarımızın çoğunluğu silahsız giriyor silah sorularını çözünce burada 3-5 kişiyle soru çözüyoruz. O yüzden de çok fazla silah sorularına girmiyorum. Ama yarınki yayınımızda yarın akşam ha onu da söylemiş olayım. Yarın akşam bir yayın daha yapalım. Tamam mı? Ama yavaş yazın ki okuyabileyim. Yarın akşam bir, daha, bir yayın daha yapalım. Onda silah soruları da ekleyelim. Başka Elvan diyor ki Tekirdağ Kapaklı'dan hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar Elvan. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Zeliha tekrardan teşekkürler diyor. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman beklerim. Necati bir daha soru çözelim diyor. Yarın akşam çözelim Necati. Burak teşekkür ederim. Sizler de iyi ki geldiniz. İyi ki birlikte e, verimli vakit geçirdik. Teşekkür ediyorum ben de. Sercan ben de teşekkür ederim. Merus'e canlı yayın yarın akşam olsun. Yarın akşam bekliyorum. Kişi koruma. Hediye yarın akşam kişi koruma ile ilgili de aklımda olsun soru ekleyeyim. Ee, Ayşe, Ümmihan 25. soruya cevap veriyor, yayını geriden geliyor. Ee, Ayşe ben çok heyecanlanıyorum sınav için silah silahlı benim sınav. Ayşe eğer e, heyecanlanıyorsan şu tekrar paylaşayım. aşırı heyecanlanan arkadaşlarımız Telegram kanalımıza gelsin. Ee, linki de paylaşmış oldum. Telegram kanalımıza gelin. Orada arkadaşlarımız biliyorlar heyecanın nasıl giderileceğini. Yine oradan da söyleriz. Yayında söylemek olmuyor. Ee, silah soruları. Birsel yarın silah soruları da olsun. Medine Özel Güvenlik kitabındaki soruları bitirdim. İyi yaptınız ama devam edin. Ee, Yayınlarımızla devam edin. Çok faydası olacak size. Merüse yarın kaçta olacak ben de bilmiyorum. Sürpriz bir şekilde geleceğim. Tam fırsat yakaladığımda hemen bilgisayar başına oturup Can yayın yapacağız e, me Medine Evet Medine. Bak buradaki arkadaşlarım zaten şunu söyleyeyim. Şunu gördük. Bu yayında neyi gördük? Arkadaşlarımın tamamı buraya şu anda katılan arkadaşlarımın tamamı eğer ki kendileri cevap verdilerse, cevaplara bakmadan cevap verdilerse, diğer arkadaşlarımızın cevaplarına bakmadan cevap verdilerse buradaki şu an kaç kişi var? 30. 30 35 kişi oluyordu. Ara ara bakıyordum ben. Bu arkadaşlarımın tamamı dünyanın en kolay sınavı olan özel güvenlik sınavını geçecekler. Onu da söylemiş olayım. Şimdiden hepinize hayırlı olsun. Sen de dolayısıyla iyi çözdün Medine. Nurcan benden yana helal olsun. Sizler de helal edin. Her zaman bekliyorum. Özellikle kırmızı kartallarımı her zaman bekliyorum. Yok yok yorulmam sıkıntı yok. Biraz yaşlandım ama olsun canına sağ olsun. Murat daha diyor ki bakanlık alımlarında işleyiş tahmini bir ay içinde sonuçlandırılıyor. Bu sonuç süresi içerisinde tercih yaparsak cezai ehliyet durumunda düşer miyiz? Çeyiniz yokken mi? Kartınız yokken mi Murat? Medine rica ederim. Birsel inşallah hocam Allah razı olsun. Cümlemize Allah razı olsun Birsel. Yarın akşam yine görüşelim. Baystar sen de kendine iyi bak Baystar. Allah'a emanet görüşürüz. Nurcan Allah senden de razı olsun. Kendine iyi bak. O zaman yayını bitirelim arkadaşlar. Soracağınız bir soru varsa sorun. Medine bu bu sefer geçeceksin Allah'ın izniyle. Hiç canını sıkma. Şimdi şöyle, cezai bir işlem yok. Kartınız gelmeden şimdi şunu söyleyeyim. Kartınız e, kartınızın çıkacağını 15 gün, 15-20 gün yani son 15-20 gününden kartın elinize ulaşmadan 20 gün önce kartınızın çıkacağını öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu bilin. Kim soruyor? Murat. Kartınız elinize ulaşmadan 20 gün önce kartınızın çıkacağını yani şeyin bittiğini, güvenlik soruşturmasının bittiğini ve kartınızın size iletileceğini öğrenebiliyorsunuz e-devletten baktığınızda. O durumda ne yapacaksınız? Gideceksiniz şeye, özel güvenlik şubeye geçici ee, çalışma belgesi alacaksınız. Geçici kimlik kartı bir A4 şeklinde size bir izin veriyorlar, kağıt veriyorlar. Onunla zaten çalışabilirsiniz, tamam mı? Öyle 15-20 günlük e, bir şey olursa, sıkıntı olursa, oradan telafi edebilirsiniz. E, ama siz başvurdunuz, daha kartınız çıkmadı, bu kim size verilebilecek e, geçici çalışma kağıdı da verilebilecek durumda değilse, maalesef o işe giremezsiniz. Ama bir herhangi bir ceza işlemi de olmaz. Onu da söylemiş olayım. Medine emin olun ben sizden daha çok heyecanlanıyorum zaten sınavlarda. Sınav günü de yine canlı yayın hemen sınav bitiş saatinde hemen canlı yayın açıyorum. Soruyorum ne oldu ne çıktı falan diye böyle ön bilgi almaya çalışıyorum. Zaten sorular da yayınlanınca hemen birlikte çözmeye başlıyoruz biliyorsunuz. Meltem rahat ol. Geçeceksiniz Allah'ın izniyle. Rica ederim Murat. Gülistan sen de kendine iyi bak. Hoşçakal. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ondan sonra yayını bitirelim. Evet herhalde sorularınız da yok. O zaman kendinize iyi bakın. Bir başka canlı yayında veya videoda. Yarın muhtemelen canlı yayın. Onu da söylemiş olayım tekrar. Kuvvette muhtemelen yarın bir canlı yayında yapacağız. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.